Merhaba arkadaşlar. Bugün NXT TakeOver Brooklyn 2 numaralı şovunu konuşmak için bir söz verdik. Şov ertesi konuşuruz diye. Bu arada İsmail Umut Güngör, Buracan bu şarkı ne demiş? Benim çocukluğumun şarkısı bu. Yani olsun böyle şeyler bence. Aleykümselam, herkese hoş geldiniz. Bugün yanımda Talha Dalcı, Forum Nick ile TD Styles var. Hoş geldin Talha. Hoş bulduk. Bu kadar mı? Ne diyeyim abi? Talha İstanbullu bu arada. Şive'den fark etmişsinizdir. Ben köylü, o İstanbullu işte. Ya olacak o kadar. Bunu O... zaten konuşmuştuk. Hayırdır ya? Ya, estağfurullah falan diyorlar normalde. Sen de öyle desene. Köylü milletin efendisi de kardeşim. Öyle yani. Ya. Lan oğlum, bütün konu köylü yerip köylü olduğumu söylemem çok enteresan bir durum ya. Neyse, takeover Yaz. konuşacağız. Takeover Takeover konuşacağız da ben SummerSlam en son alakalı, evet. 3 sene önce Bünyamin'in podcastinde yorum yaptım. Hayırlısı. Hayırlısı yani. Kullan Hayırlısı. işleyen demir paslanmaz demişler. Artık sen de pasını atarsın bugün. İnşallah bakalım. Artvin'deyim, ben de köylüyüm demiş Alper Şahin. Alper forum nick ne? Alper bizim Alper değil. Bizim Alper derken Alper Mizan'ın değil. Dwight Bennett niçin gerçekleşti? Bana sövdüğü için. Artık Bennett yemeği çok arzuladığını belli etti. Ben de ha, The Incredible Rock. Hoş geldin Alper, sen de. Ben Kimler 2,5 var? seneden beri foruma ara ara giriyorum. Ne zaman girsem Mehmet banlı oluyor. Harbi bak neden? Söveceği yerleri iyi biliyor. Diğerleri çok bilmiyor. Hoş geldin. Furkan, istiyorsan yayınımıza da katılabilirsin. Kimler var? Ravis Jericho, Sinan Kalaycı, The Beatles İsmail, Mert Gümüş, Salih Arandı, Park Şinye. Bu Ahmet Eren galiba. Hoş geldin Ahmet Eren. Talha, Yene, Furkan, Alper, Rising Generation. Hoş geldiniz. City Master, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, şova geçelim ufaktan. 40 dakikalık bir yayın olacak zaten. YouTube'a da atacağız. YouTube bandına da dinlemek isteyen arkadaşlar olursa dinler. Katılamayan. İlk maçımız neydi ilk maçımız? Bobby Hatırlayalım. Dixon Ya vs. evet. Ama Bobby Dixon mı o adamın Aries. Ya No Way Jones adı? diye bir şey de benim için Bobby Dixon abi. Yalnız GTR Uzuniye okumak, yani işte Türkçe'de sakat olduğu için benim ondan nickini okumadım, özür dilerim ya. Okunuşunu yaz, okuyacağım ben tekrar. Uzun diye ne Austin alaka? Aries ya, o maçta hani 2016'dayız, 4-5 senedir izlemiyorum Austin Aries'i. Hiçbir şey kaybetmemiş. O formundan, o hareketliliğinden. Takeover'u beğenmeyenler. Nesini beğenmedin Salih? O hareketliliğinden hiçbir şey. Ya sanki 4 sene önce, 5 sene önce geri dönmüşüm de X-Division Championship'e katılmış olsun Aries. Yalnız Öyle bir girişe havası kadar vardı. aynıydı. Yani girişte de. O pelerini falan. O aynı Böyle bir şeyi Bobby Roode'da da söyleyeceğim. Ben... hareketler vesaire de Ha birebirdi yani. ha ha ha. Salih Hype Custom konu açtı demiş. Nedir peki sorunun? Selam Sinan, hoş geldin bu arada. Sinan TV, hoş geldin. Diğer Sinan Kalaycı demiş ki o kadar da kötü değildi de ama beklentilerin aşağısında kaldı. Katılıyorum ama ne yönden beklentilerin aşağısında kaldı? Ring içi mi, seyirci mi, promotion mı, senaryolar mı, nedir? Şikayetçi olduğunuz konu derinlemesine konuşalım. İsteriz, değil mi Talha? Vallahi ben hiç şikayetçi olmadım çünkü NXT basında Bey, düşündüğümüz için tabii. diğer pay-per-view'lara nazaran bence gayet iyiydi yani. Tabii canım, WWE seviyesine nazaran çok kaliteli bir ring içi var, Yani çok. biz fazla çok şey istiyoruz. Yani vizyonu belli çünkü NXT'nin. Tabii, mutlaka. Titi Master demiş, gece güzel geldi ama sabah uyanınca güzel olmadığını fark ettim. Aynısını ben katılıyorum. Sabah dedim zaten sana. Kim? Titi Master'ın ismi ne? Bu arada çok telaffuz ediyorum ama. Sen biliyor musun daha? Ben kimseye demiyorum. Okey. Ah, Dan Kishon demiş, şov için demiş galiba zannedersem. Ne, No Age Jose'nin performansını nasıl buldunuz? Nasıl buldun Talha? Ya adam olmaz desem direkt. Ya evet, Ya o bunun yorumunu hareketlerin yaptık. satışı kötü falan demiştin Satış çok zannedersem. kötü. Ya o Aynen öyle. teknik yetenek
tek atik, seri atik bir güreşçi de değil o vücuda rağmen ya. O rahvanlıkta zor abi. Yalnız çok acayip bir gimmiki. Doğru. Çok acayip bir gimmiki. Bu arada Sinan Kalaycı'nın içi bakımından şikayetçi olduğunu söylemiş. Sinan, peki bir sorum var. WWE pay-per-view'larına nazaran dünkü şovun geride kalan yanı neydi ring içi olarak? Bir yorumla biz de konuşalım. Seyirci mükemmel demiş Ali İsmail ya. Aynen. İsmail Umut Güngör. Özür diliyorum İsmail. Seyirci mükemmeldi. Main event kötüydü. Titmaster bunu yazdım. Kötü yorumuna saygım var ama şimdi bu maçın teknik kalite olarak ön plana çıkması mı sizce daha senaryo olarak mantığa yatkın, yoksa mücadele gücü olarak mı? Hani iki isminde her şeyi ortaya koyduğu bir maç mı sizi daha çok heyecanlandırıyor Talha? Anlamadım ben ya. Ne anlatıyorsun? Main event kötüydü demiş. Ya, main event kötüydü de şimdi şöyle bir şey var. İki ismi karşına aldığın zaman evet. Aynı şeyde isimler değil. Mesela Samoa Joe'nun stili farklı. Nakamura'nın stili farklı. Yani ne bekleyebilirsiniz bu ikili mücadelede? Senaryo yönü pek iyi değildi. Geçen seneye göre kadronun daralması demiş Rising Generation Hazreti. Şimdi Osiris, Bobby Roode, o tek team'deki çocuklar acayip yetenekli maç kaybedenler. Samoa Joe, Itami. Bu kadro daralmış mı abi? Bilmiyorum. Bence kadrosu çok iyi. Yani bence kötü bana değil. Kalırsa... Hani daraldı diyecek bir eleştiri alabilecek bir kadro değil bence sanki. Bence değil. Bence de. İsmail Umut demiş ring içi biraz berbattı ya, diğer takeover'lara yakışmadı bence diye bir yorum getirmiş. Sevgili Buğra Gür, adım Fırat. Tamam. Titmaster, bundan sonra isminle hitap edeceğim. Salih Tahakkül'e değinmiş. Tahakkül durumu gururumuz. Diğer yorumlara bakalım. Teker teker maç değerlendirmesine geçeceğiz. Beyler, Joe'nun sakatlanışını hatırlatayım demiş. Dediğin gibi Fırat demiş. Hemen sor, bekle. Demiş ki Fırat, dediğin gibi mücadele daha önemliydi ama Nakamura mücadele edemeden kazandı. Joe taşıdı maçı. Doğru. Doğru. Yani mücadele edemeden kazandı Nakamura. Bilmiyorum, kondisyonda bir problem mi? Yaşlı da çok genç gibi gelmedi sanki Nakamura. 37 değil mi ya Nakamura? Yani. Nakamura. Yani 37 çok da hani uçan kaçan da bir yaş değil. 38. AJ Styles neydi? TNA'de 5 sene önce, 6 sene önce izleyenler. Neydi abi bu adam? Şu an ne? Biraz daha stili sertleşmiş mesela. Biraz daha o komple güreşi tarzı bir yapıya kavuşmuş. Evet Talha, bir sorun vardı. Abi bu Itami geldi maç sonunda. Hı hı. Onu konuşmadık. Yarın maça geçmeden söyleyeyim dedim. Bu Aries'le birlikte feud'a girecek. Hı hı. Kemer adına üçlü maç olur mu? Sence? İleride. Tabii. Direkt değil de. Evet. Yoksa direkt ana roster'a falan mı katarlar? Üçünden birini. Vallahi öyle bir şeyi NXT'nin yapısına uygun bulmuyorum ben. Açıkçası. Hani NXT'de biraz seyircinin önüne promotion kasan, kendini talep ettiren, hadi bu adam ana kadroya çıksın da beni öldürsün, kudursun diyen şekiller ana kadroya daha çok çıkmasını daha çok doğru buluyorum. Demiş Nakamura direkt ana kadroda başlamalıydı. Valla bu eleştiriyi getireceksek Sinan TV, Austin Aries, Bobby Roode, Samoa Joe, çok isim söyleyebiliriz. Yani... Onun yeteneğine, hatta ondan daha üstün yeteneğine sahip, onunla yaşıt, ondan daha yaşlı güreşçiler de var. Bence bulunduğun durum normal ya. İyi bence. Yani çok destek aldı NXT şovunda. Hani ara ara çıktı görüntüler vesaire. Bayağı bir destek aldı. NXT'de kalması daha iyi şu anlık. Evet. Bu üçü, Austin Aries, Bobby Dixon'la Itami. Ya, çok ya Itami. Evet, Itami büyük, geniş zamanlı bir sakatlıktan döndü. O kondisyonu NXT'de kazandıracaklardır ona diye düşünüyorum. Aynen. Ya bir güreş biraz tempo işi yani. Hızını yakaladıktan sonra ritmini buluyorsun. Zamanla olacak diye düşünüyorum. Ya Aries...
ve Root da hak etmiyordu maçlarını kazanmayı. Almas ve Jose taşıdı iki maçta demiş Emirhan Sancar. Yani bu Booking'le alakalı. Bence bu ikisinin yeteneğiyle çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ben Root taşıdı diye düşünüyorum Sevil. Yani o, seyirciyle birlikte. Evet. Ona da katılıyorum. Küçük olması vesaire böyle. Root'u birlik etmeleri vesaire. TNA'de de vardı bu durum. Evet, Go to Sleep. GTS. Evet. Ne düşünüyorsun? Ya ben GTS'i vurduğu zaman bir şaşırdım ama hareket onunmuş zaten. Ben onu anladım. Hani biri söyledi bana forumda. Daha önce Go to Sleep adını kullanıyordu muydu peki spikerler? NXT'yi yakından takip eden arkadaşlar. NXT değil ya. Ondan öncesinde de sanırım oynamış. Aynen, Booking yanlış demiş Emirhan. Teşekkür ederim. Hayır, hiç yapmadı ki dedi Kaan. Kaan'ın da dediğine pek güvenmiyorum bu arada. Kaan Araş. Hoş geldin bu arada Kaan. NXT'den önce kullanıyor demiş Uzuniye. Dankeşon yapıyordu. Atahan hiç yapmadı ki söylesine demiş. Bir yaptım yapmadım. Ya ama ya hareketin adına Go to Sleep demek var. Nest to Face demek de var yani. Ne bileyim. Evet, eskiden sevmezdin Good Sleep'i, şimdi Odyssey oldu. Hala sevmiyorum. Direkt GTS yollardı. Evet. Ya bir punk'a gönderme var mutlaka. Yok mu sizce? Var mı? Yok mu, var mı? Itami ile mi gönderme yapacaklar? Yeah. Bence yok tarafta. Ya yani. Başka bir şey der demek istedim ya. Ember Moon maçına geçeriz şimdi. Evet, şu maçı sonlandırırım. Austin Aries ile Bobby Dixon. Bobby Dixon'ın bir geleceğini görebiliyor musun WWE'de? Hayır. Direkt hayır abi. Bobby Dixon yeteneğinde bir adam var. Bray Wyatt yükselen. Onun da çok acayip bir gimmick'e sahip olması yükseltiyor. Yalnız seviyorlar yani Amerika'da. Kimi? Bray Wyatt'ı. Bray Wyatt'ı tekli maçlardan sonra göreceğim ben, o seven kesimi. Ya bir neyse, şimdi Bray Wyatt eleştirisi etmesin genel radyo. Çok yaptığım için tekrarlamak istemiyorum. O zaman. Punk bence artık WWE'yi iyi iplemiyor demiş Dankeşon. Olabilir. Yani. Ya Lesnar da aynı durumdaydı. Kurt Angle da aynı durumdaydı. Şimdi hepsi ya yaltaklanıyor ya da güreşiyor. Bobby Dixon kim demişler. Abi Bobby James Dixon, Bobby Dixon benzetmem var bu arada. Hemen dalgaya almış arkadaşlar da. Konuya yazdım. Bobby Dixon benzetmem var. Novi Jose'ye. Jose'ye. Ondan ötürü. Evet, hemen biri yorumu mu attı acaba? Bak, bu arada 30 kişisiniz ha. Bak. Burada anket ve akrostişte oyu kendime bekliyorum ha. Bir bakayım kaç durum. 7 kişi bana vermiş, 4 kişi Perfection'a vermiş. Oğlum, Mr. Perfection'a anket verirseniz gösteririm ha. Aa, bak şiirim... Admin diye oy vermeyin şuna ya. Sus lan! Şiirimi okuyorum. Bak, 22 tane etkinlik haftası yapmışız. İlk defa Akrostiş'e katılıyorum. Okuyorum şiirimi. Süzüldü yaşlar közden yine bir gece. Ya bu ne ya? Uzun aradan sonra sevindik Reigns'e. Maçı seri teknik tempoluydu işte. Seri teknik ve tempoluydu işte. Muazzam başlattı güne. Etti kepaze. En yetenekler arasında güreşçilerdi. Pardon, burada sesi ayarlayamadım. Anladınız siz. Reigns'im benim. Minik kırmızı şekerim. SummerSlam'deki şu büyük zaferin. Lesnar, Rollins fark etmez, kutlandı kemerin. Ağzımız gevşese de esnemekten maçında. Main Eventer'lar arasında senden başkası bilinmez ki Reigns'im. Bu arada ne kadar şiir okumada yeteneksiz olduğumuzu duydunuz. Hayır. Ben bunu biraz kafa 8 zincir haptan sonra, bu arada hap ilaç kullandıktan sonra öyle bir şiir çıktı. İlk defa okuyorum. Normal yani, o hecelemeler mecelemeler. Ama gayet güzel yani. Köylüyüm de onun yanında, biliyorsunuz zaten köylü olduğumu.
Yapacak bir şey yok. Sesini kırmamak için bir şey demiyorum. Teşekkür ediyorum. Ya rica çocuk ederim, niye İstanbul'lu musun peki aslen? Anne baba İstanbul'lu mu Talha? Hayır. Nerelisin? Ben Giresun'luyum. Ha, Giresun'un köyündensin sen de. Bu ne yani? Ya abi hayır bak köylü değilim işte. Tövbe ya. Neyse arkadaşlar. Abi röpte şanvarım var benim. Tamam hadi devam et. Neyse. NXT değerlendiriyoruz. Evet. Bu arada bir kişi oy atmış bana. Ondan Allah razı olsun. Ben attım. Hiç şaşırmadım. Amber Moon, Billy Kay diye iki arkadaş var. Yalnız abi, bunlar maç boyu uyudum. O kadının finisher'ı görünce bir uyandım kendime geldim. Sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Abi ben maçta baya bir dalga geçtim. Sen de biliyorsun. Evet. Finisher baya iyiydi ya. Hani ama ne kadar ilerler bilemem. Ya Sinan Kalaycı demiş ki Ember'ın gözleriyle etti beni demiş. Haklı. Kesinlikle haklı. Girişinden korktum ama ya. Çılgın bakire gibi girdi yemin ediyorum. Olur olur. Bunlar olur. Normal şeyler. Asuka vs. Ember demiş. Mümkün. Ya o yukarıdaki Nia Jax mı? Nia Jax mı? Ona ne yapacağız ya? O bayağı Women's Division'u mahvedecek ya. Sürekli şeyle biten maçlar, roll-up'la biten maçlar izleyeceğiz. Aha Kaan Araş gene bir numaralı fan oldu ben sevmediğim için. Teşekkür ederiz Kaan Araş. NXT'ler kapatılsın. Yani lütfen siyasi mizahlar yok. Yalnız tartışma konusunda da arkadaş bir şey yazamamış yani. Direkt maç kısa sürüyor. İşte Twisting Stunner yapıyor kazanıyor yani. O kadar da kısa sürmedi ya. Yok kısa sürmedi de arkadaş kısa tutmak istemiş. Ha, o da uyumuş yani. Demek ki finisher'a kadar. Mümkün. Mümkün. Oo Buse hoş geldin. Dur telefon abi, nerede? Sen gelmişsin. Telefon bir hemen sen idare et. Şeye geç. Bobby Roode, Andrade, Elmas maçına geç. Ben Buse'yi yayına alacağım. Yalnız abi Roode'un girişi bence süperdi ya. Geliyorum önden hemen. De bir hemen geliyorum çizim. Hemen. Tamam ya sen git. Allah Allah. Ya bu böyle. İkide bir Buse'yi arıyor. Yapacak bir şey yok gençler. Bobby Roode Şahmeran gibi geldi ringe. Katılıyorum. Niye sustunuz lan? Ha? Ya sen niye lan konuşuyorsun? Ben onu anlamadım. Çünkü çocuk mu var senin? Üslup bu. Bir, ikincisi evet çocuk var. Üçüncüsü zaten bütün evi talan ettim. Telefon buradaymış. Söyleseydin çaldırırdım. Çok mantıklı. Gayet mantıklı. Çok mantıklı. Neyi konuştuk? Bobby Roode'u bitirdik mi? Ne yaptık ya? Yok abi bitirmedik. Senin yorumun önemli. Şimdi ben başlarım konuşmaya da giriş önemliydi benim için. Öyle onun sustun mu yarım saat? Evet. Efendim? Merhaba. Merhaba. Sen tamam şu radyoyu kapat da televizyon yayındaki gibi şey yapmasın. Kendim şu an Trash TV'deki gibi hissediyorum ya. Kapayın şunu. Hoş geldin Buse yayına. Nasılsın? İyiyim.
Bir şey soracağım. Sor. Biz burada neyi tartışıyorduk biliyor musun tam sen yayına gelmeden önce? Neyi? Dün gece NXT şovu olup da UFC izleyen vatan hainlerini tartışıyorduk. Ben gece. Sen de mi öylesin yoksa? Kesinlikle öyleyim. Kesinlikle öylesin. Bak sen şu işe. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar, chat'teki arkadaşlar ve Buse, ne diyorum ben bu insanlara biliyor musun? Forumdan çıkın gidin abi. Bu artık bir namus meselesi oldu. Forumdan çıkın. Bu kadar basit. Yalnız şovun ortasına yattı uyudu ha gençler. Söylüyorum. Ya internetim kesildi Talha. Ya, bir dakika oraya geleceğim. Bir dakika. Sevgili Buse. Evet. Abi ben forumda UFC istiyorum da güreşi UFC'nin önüne koyuyorsanız defolun gidin abi. Bu kadar net. UFC kapatılsın. Yani. Seni kovmuyorum canım. Gel konuşuyorum. Seni kovuyorsun yani. Ben senin güreşin önüne koyduğunu düşünmüyorum UFC'yi. Eğer öyleyse bay bay. Koyuyorum lan, ne yapacaksın? Evet. Şimdi bir şey yapmayacağım ama haberin olsun ha, yani. Ha. Kovdun zaten sabah, unutmadım onu da. Şimdi bu... Yalnız yayına konuk alıp trip yiyen ilk moderatör olmuş olabilirim. Teşekkür ediyorum Buse. Bobby Roode hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Şu senin hasta olduğun UFC'ci vardı. Kim o? Netflix. Ha, o arkadaştan daha yakışıklı Bobby Roode. Niye onu izliyorsun da onu izlemiyorsun? O Netflix. Ya bir dakika, Atan efsane ayar yedi yazmış ya. Tövbe ya. Ne? Bir dakika. Bir saniye. Oğlum, WWE'de Roman Reigns gibi bir üstün yetenekli insan var. Sen ne demek UFC izliyorsun ya? Orada da ne? Kardeş hayırdır yani. Hayırdır kardeş yani. Evet. Bu senin erkek kardeşiyle mi konuşuyorum? Bu nasıl bir üslup ya? Hayret bir şey. Kardeş, radyoda da söylüyorum. Dün NXT izlemeyip canlı UFC izleyenler çıksın radyodan ya. Bennett oğlum. Bütün UFC'cileri banlayacağım forumda. Haberiniz olsun. Niye? Netflix'ler orada. Hayır kardeşim. Bir insan ringe çıkıyor. İki tane manyak mazoşist. Tamam mı? Sen bana baktın. Ben sana baktım. Bu sokak dövüşü yapıyorlar. Oğlum bunun nesini izliyorsunuz? Manyak mısınız? Siz? Değişik misiniz? Birbirine milleti yumruklamasını ne izliyorsunuz? Ben öyle ne? Kardeşim ben sana Net Diaz olacağım. Sen bırak bu konuları. Hayırdır ya. Net Diaz'a özman benim için bir adım önledir. Şimdi çok ayıp ediyorsun Buse. Neden Net Diaz var o zaman? Ay yeter ama ha. İyi geceler. Hayırlı cumalar Buse. Hayırlı cumalar. Sen kesin mı? Bir dakika. Sen bu gece kesin SummerSlam'de izlemezsin. Matt Diaz'ın geçmiş maçlarını yok, izlersin. Yok, o Erwin Matt Diaz'ın geçmiş maçlarını izlemeyecek misin? SummerSlam'ı mı izleyeceksin? Ben onun hepsini izledim bir kere, tamam mı? Ne? Ben onun hepsini izledim bir kere. Hepsini bir de izledin. Evet. Yani UFC'yi güreşin önüne koyuyorsun öyle mi? Yani şimdi oraya gelecek olursak yani. Evet. Yani orada bir kere şartımız var. Tamam, kesince UFC mi WWE mi? Net Diaz. Ama başlayacağım ha. Kapat ya. Kapat. Kapat. Kapatıyorum bak. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay kardeşim. Evet. Evet. Buse'ye de çok teşekkür ediyoruz. 4,5 dakika kafamızı şişirdi için. Ben de cefaret ediyorum. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bobby Roode. Evet Bobby Roode. Bobby Roode niye böyle salak salak adamları yenip duruyor? Gelsin ana kadroda John Cena'yı yensin abi. Haksız mıyım? Bence haklıyım. Yapacak. Triple H Reis yapacak. Ya evet fark ediyorsun. O Seth Rollins'e duyulan güvenin aynısı Austin Aries'e, Bobby Roode'a da duyuluyor. Yani hiçbirinin şeyi bir dakika biri siktir gür demiş bir saniye. Kimsin? Banlayalım. Banlamayacağım hayır. Kim olduğunu merak ettim. O samimiyetli bir arkadaş mıyız merak ettim de. Ne diyordum?
Ha. Hiçbirinin kaderi Christian gibi olmayacak. Hani o TNA'den geldi, eziliyor. Ha, hepsi belli bir başarıya ulaşacak belli ki. İnşallah ya bu... Ya Christian'a ne oldu ya? Ya o da gerçi ana kemer kazandı sonra da bakma. Öyle bir muhabbet var ya. Ya işte boş ver o konuları açma. Tamam üzülme. Bobby Root. Ben IFC. O kim lan? Şafak sen misin oğlum? Buse bastırtmayın lan bana yazmış. Sakin ol Buse özür dileriz. Arkadan bas sert bas neyse. Terbiyesiz bir insanım ben biraz. Evet. O terbiyesizliği bugün Talha'ya yaptıracağım. Bobby Root ne diyorsun? Nasıl buldun dünkü performansını Talha? Ya karşısındaki adam almaz mıydı neydi? Bir dakika. Immortal Fatal Crave'miş. Tamam. Onu sınırsız banlıyorum birazdan. Evet Talha. Tamam. Ben karşısındaki adamı beğendim de hani beyaz pantolonluydu galiba. Mavi pantolonlu muydu artık? Beyaz. Biz bayağı pantolonlara takıldık değil mi? Evet. Abi klasik Gru'da karşı böyle bir sinir etme mantığı var. TNA'de de vardı. Devam ediyor hala. Ya Gru'yu yükseltecekler. Ben öyle hissediyorum açıkçası yani. Triple H alacak onu, okşayacak. İnşallah. O Seth Rollins'e yaptığı manevi oğlum muamelesinin yarısını yapsa evet, Doruk güzel bir yorum getirmiş. Bobby Root 40 olmuş neredeyse. Ana kemer vermeyeceklerdir bence. AJ Styles da bu arada 40 Root. Şey Doruk. Doruk forum nickini söyler misin ya? Bu arada yorumun için teşekkür ederiz. Yalnız Bobby Root 40 da hissettirmiyor. Evet öyle bir durum var. Açıkçası. Yani, 45'e kadar 44'e kadar rahat güreşebilecek bir şekli var Root'un. Yani ben hissetmiyorum. British Master. Teşekkürler. Evet İsmail demiş. Andre de Almas'ı hiç siklemediler oğlum. Sahip çıkalım adama. Takeover tarihinin görmemezlikten gelinen adamı demiş galiba. Yani. Ona çok üzüldüm demiş. Bana ne ya? Bana Almas ne? Bobby Root diyor. Almas büyüktür Nate Dyes demiş. Ya yeter ha Buse. Gerçekten yeter ha. Ne bu kız pardon UFC izlemiyormuş. Bu herifi izliyormuş. Ne bu kaslı maslı bir herif galiba. John Cena varken ne yapacak oğlum Nate Dyes? Bu arada Burak yanlış anlamadım takılıyorum ya ne sınırsız bana ne şeyi. Oğlum bu laflara alınacak olsa 7 sülalemize sövüyor millet arkamızdan. Canı sağ olsun ayıp ediyorsun. Evet diğer maça geçelim. Tag Team Championship ya ilk 5 dakikası falan çok uyuzdu da. Gargano aynen. Ciampa mı nasıl okunuyor? Hiç bilmiyorum ya. Çok yetenekliler ya. İnanılmaz yetenekliler ya. Ya. Onların kaybetmesi o hani bize yedirdikleri winner loss durumu Ciampa diye okunuyorum. Çok özür dilerim. Ciampa diye okunuyormuş. O win loss durumu çok zevkliydi. O seyircinin birbirine karışması sonra hakemin verdiği kararı iptal etmesi falan çok iyiydi. Gargano ya. Taşıdı tek başına katılıyorum ve Gargano tekli kariyerde mesela tekliğimde bunu çok göremeyiz fark edememeyiz ama tekli kariyerde çok acayip şeyler yapabilecek bir adama benziyor. Bir şey diyordun Talha. Sen seyircilerden bahsettin ya seyirciler cidden maça ortak oldu yani this is awesome, this is yani NXT chantleri vesaire. Evet. Yani bence en iyi maçtı bana kalırsa şovdaki. Evet. Benim en çok hoşuma giden maç. Evet. Hani jumping neckbreaker olsun, spear olsun, rope'lardan vesaire. Hani evet. Üst düzey bir maçtı. Old school cheat'ler falan filan onları da çok beğendim. Ya bir maç daha izlemek isterim aralarında. Dürüstçe. Vallahi çok güzel olur. Ya diğer takım da maçı güzelleştirdi bakma. Çok yetenekli ya, diyoruz galiba. Takım da çok iyiydi. Gargano falan çok yetenekli diyoruz da diğer takım acayip bir renk kattı maça. Onları bu seviyeye getiren Gargano ile Ciampa'yı heel takılan heriflerdi. Yani zaten maç sonrasında Gargano falan da seyirci bir alkış tufanı yaşattı. İnanılmaz ya. Sanki WrestleMania izliyoruz. Ne bileyim. Çok duygusal ve efsanevi bir andı. Yani takeover'lar tarihinde olabilir.
şey, seyircilerin alkış tutması vesaire, moral vermesi. Yani seyirci cidden NXT'ye ortak oluyor şov içerisinde. Evet, yani takeover'ları belli bir kesime hitap ediyor takeover'lar. Fark etmişsinizdir ring içi atraksiyon bakımından. Onlar da gelip o smart fanlar dediğimiz bizim gibi güreşin ne olduğunu bilen, sıkı takip eden insanlar gelip izliyor. Zaten yaş ortalaması çok yüksekti fark ettiyseniz. Evet. Seyirciler arasında çocuk çok olur normalde. Hiç yoktu, çok azdı. Ben hiç çok denk geldiğimi hatırlamıyorum ya. Ben bir Diva maçında geldim, Diva maçının sonunda. Anladım. Kız çocuğuna sarıldı. Evet. Keşke hep öyle olsa demiş. Bu konuya dediysen İsmail, bilmiyorum ya, onun da bunun da bir tadı var tabi. Onun tadını bilemeye, bunun tadını bilemeyebiliriz. Bunu da eleştirebiliriz eğer hep böyle olsa. İnsan elindeki değeri kaybedince anlıyormuş ya, o misal. Kadın çığlıkları yok, çocuk bağırışları yok, en sevdiğim şov demiş Sinan. Furkan velet yok demiş. Ben tavuk seyirciyi sevmiyorum demiş İsmail. Peki bir soru soracağım hem chatbox'a hem İsmail'e. Bugüne kadar izlediğiniz seyirci bakımından en etkisiz şov hangisiydi? Bakalım benim aklımdaki çıkacak mı cevaplar arasından. Talha senin? Benim yok. Seyircisi... Cevabım yok. Ha, hatırlamıyorsun diyorum. Capital Punishment 2010'dan da kötü bir şov var Atahan. Şov olarak değil, seyirci bakımından bu arada. Evet, şov olarak değil, seyirci bakımından. NXT değil, genelde WWE'de. Evet, cevapları alacağım ben tekrar. Women's Championship'e geçelim. Asuka ile Bayley. Müthiş bir maç olmadı açıkçası. Ne düşünüyorsun Talha? Ya ben Asuka'nın kicklerini bayağı beğendim. Hani ilk defa izliyorum. Eli kesmedi. Ya uzun zamandan beri güreşle takip etmiyorum. Evet. Onun dışında yani nasıl desem, böyle aman aman zevk aldığım bir maç olmadı. Bıraktım, gittim, su içtim, ne bileyim, molalara çıktım. Yani Diva maçlarını izlemeyi sevmiyorum açıkçası. Direkt söyleyeyim, bu arada gay de değilim. Yani hayret bir şey. Bayağı şey oluyor. Bilmiyorum, ben beğenmedim maçı. Ama Asuka'ya karşı bayağı bir şey var yani. Fan var bizim formda da. Evet. Bu arada cevap, aklımdaki cevap şeydi. Bu Orton'la Sinan'ın Hell in a Cell maçı yap... Yok. Orton'la Sinan'ın değil. Orton'un da Hell in a Cell maç yaptığı bir Hell in a Cell Hiyat Show var. Hangisi de o? 2010. 2010. 2010 Hell in a Cell acayip durgundu yani. Millet oturdu telefonla oynadı elinde. Taker Kane yok muydu o maçta? Olabilir. O olabilir. 2014. 2014 diyorlar. Ne 2014'ü lan? Evet de. Buğra tele bak amk yazmış. Amk. Bu kız niye böyle oldu ya? Women's Championship. Evet, yorumları alalım chatbox'tan, okuyalım. Women's Championship hakkında konuşalım. Mesela Asuka'nın WWE'de neler yapabileceğini, Bayley'nin ana kadroda potansiyeli nedir, ne değildir? Bayley'i beğendin mi Talha? Bence ana kadroya geçer. Ana kadroya geçti, geçecek işte. Son maçıydı sanki. Ya son maçıydı, belliydi yani. Hı-hı. Seyirciler vesaire, reaksiyonlar gayet açıktı. Yani NXT'de son maçıydı yani. Direkt. Ana kadroya geçmese bile. Bir dakika ya. Bu senin attığın mesajı okuyorum. Evet. Nate'i seviyorum de sana evlenme teklifi edeceğim yazmış. Yok artık. Bu kim bu ben Nate ya? Ben sana evlenme teklifi ederim. Boş ver. Kim bu Nate ya? Hayırdır ya? Tayfun demiş Bayley'i pek sevmiyorum. Falan filan. Evet. Bayley konusu yukarılarda kaldı. Okuyacağım. Buğra Gür Bayley 2014'te Kezban demiş, bir şovmendir. Evet. Kezban dedim, Türk, genetik olarak Türk milletine çok benzediği için. Güreşiyle alakalı bir şey demedim yani. Ama tip olarak cidden bir Kezbanlık var.
yüz, surat. Gider benden EYT ederim demiş Buse. Valla ona herkes ediyor anladığım kadarıyla Buse. Şansın çok yüksek değil sanki. Asuka çok iyi bir güreşçi bence. Beğendim, hele son tekmesi süperdi. Demiş Furkan. Ben Furkan, de tekmeye tavuldum zaten ya. Tekme güzel, aynen. Finisher'lar güzeldi sadece. Arkadaşların. Nate'in bizim yaşadığımızdan haberi var mı? Ben keşfettim. Hikmet Zeybek, Buragür Büyüktür Nate demiş. Teşekkür ediyorum ya. Kesinlikle katılıyorum. Artı rap vereceğim, VIP'lik vereceğim. Forum profiline at. Bailey güzel değil, eğer sırf bundan dolayı yaz çizerlerse bu kıza yazık, ayıp olur. Doruk, kesinlikle katılıyorum. Işıkları söndüren tekme demiş Tayfun Yörgeç bir Asuka hakkında. Alpcan, Buğra ben sana bu halini de evlenme teklifi ederim. Salla sen Buse'yi. Teşekkür ederim Alp. Tek sorun benim erkek olmam veya da senin kız olmaman. Başka bir problem yok. Bu kadar seksist olduğunu bilmiyordum ama. Ay. Ya psikolojik olarak iyi bir durum değil tabii erkekten evlenme teklifi almak. Ya o da var tabii işte. Erkek adam. Buğra Gür'ü ben bile döverim demiş. Herkes dövüyor Buğra Gür'ü. Bak, darbe yaparken dayak yedi, hastanelik oldu. Ya seni kim dövüyor ya? Kaç yaşında bunlar ya? Nate seven mi var baby? Nate seven bir sen varsın işte. Bir de tüm dünyadaki bu yaş grubu kızlar var anladığım kadarıyla. Boyum 1.63. Şimdi neyin boyu 1.63? Kaan, bu severken bunu muhabbetini ya. Kaan senden uzunum yazmış. Yalan lan. Basketçi falan Kaan. Hikaye yazıyor burada. 1.63 değil. Evet, Nate Diaz Bennett kesinlikle katılıyorum. Alpcan, 8 taklayı atlattım. Benim teklifi de bir atlat bir zahmet demiş Alpcan, inşallah. İsmail, çok güzel. İçkiliydi bilmem ne. Danke schön. Buse ben kızım dedi. Yani, ya biliyoruz Buse. Buse'yi bir daha arayıp trip mi yesek acaba, ne yapsak? Nate'i tek Buse seviyor bence. Annesi sevmiyordur onu. Doğru. Daha katılıyorum. Ya işte ben istiyorum Talha konuşsun. Buyur Talha, chat'i sen oku. Abi sen okuyorsun zaten. Bu kadar Buğra Gür sesi yeter demişler. Ya 21 Furkan o kadar geri değilim de biraz da radyoda gerileştiriyor bir 10 saniye 15 saniye. Ya o sistemle alakalı bir şey. O zaman Women's'ı kapattık. Women's hakkında biraz konuştuk. Yeterli. Main Event başta biraz bahsetmiştik. Main Event teknik kalite olarak öne çıkan bir müsabaka değildi. Niye? İkisi de her şeyi ortaya koyan bir maç. Mücadele gücünün yüksek olduğu bir maç. Hani son ayakta kalan isim Min kazandığı bir maç oldu. Joe kazanamadı. Hüzünler gözlerden yaş olarak aktı. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu maç hakkında? Pips biraz da olimpiyat konuş demiş. Ya konuştuk şey yaptık, adamlara uğursuzluk getirdik. Boşver. Dat modu açtı ya ta. Allah razı olsun. Aynen öyle. Teknik masterpiece mi bekliyordunuz demiş. Ya tabii ki de ama takeover ortalamasına bakınca böyle bir maç planlanmış uzun iyi. Ya Joe'yu işte ana roster'a atmak için yapılmış bir maç gibi geldi bana. Evet. Nakamura'yı da yükseltmek için gayet yani. Evet. Bayağı seviliyor çünkü girişinden de belli. Hani seyirciler artık müziğe adapte olmuş. Müziği ses olarak şey yapıyorlar. Ritmini söylüyorlar. Nakamura devam edecek böyle de işte ana roster'a girdiği zaman ne kadar yükseğe oynar orası muamma. Tabii. Ya giriş falan bakınca aslında showman de bir kişiliği var, tutunabilir. Bir yıldız oyuncu tipi de var yani, yok değil. Çok seviliyor ya. Ben de çok seviyorum. O yani kişisel olarak karşısında Joe varken o aldığı reaksiyon muazzam. Tabii Joe Eylül'den beri var da bakma. Olsun. Yani çünkü seyircinin
kapasitesi belli. Aldığı reaksiyon belli. Evet. İyi bence aldığı reaksiyon seyirciye nazaran. Hani evet. Çocuk bir şey yok. Kitle yoktu karşısında. İsmail demiş Nakamura yalnız hiç maçta kaybetmedi, altını çizmek isterim. Bu arada Joe'nun sakatlığından bahsediliyorum. Maç kalitesinin düşmesinin sebebi bu diyorlar. Olabilir. Birkaç güne anlaşılır bu. Habere çıkmadı mı tam olarak? Ben de gördüm. Bilmiyorum. Ben gördüm mü bakalım. Yani şovalara çıkma durumundan anlaşılır o. Ne kadar sakat olduğu ya da ne kadar ciddi olduğu. Adamın çenesi gitmiş. Çenesi sorun yok ya. Benimkini geri taktılar işte. Aynen. Chris'in de dişi falan çıkıyordu işte. Yani adam o kadar eziliyordu. Buradan da Chris'in'e bu konuyu niye Chris'in'e bağlıyoruz sürekli ya? Özlemişim abi. Ha, pardon. Özür dilerim. Bana nedense Joe sakatlanmasaydı SummerSlam'ı basacakmış gibi geliyor. Hangi maçı basacaktık? Neyi aynen. Basacak? Ya güzel bir fikir ha. Fikire ben Joe'nun daha ana kadroyla ilgili hareketlerine varım ben. Ya neyi basacak? Neyi basabilir? Neyi basarsa sırıtmaz. Biraderler Samoa Joe'nun yeni Paul Heyman Guy olacağı spekülasyonları vardı. Ya şu andaki durum mümkün değil zaten. Paul Heyman'dan kaynaklı. Sözleşmesiyle ilgili sıkıntıları var biliyorsunuz. Buse'yi engeller misin? Reklam yapayım. Ya Buse'yi birazdan yayına alacağım ben. Onun ifadesini orada alacağım arkadaşlar. Sıkıntı son 10 yok. Dakika kaldı. Al bence. Evet. Yeni şampiyon Nakamura. John'un peki ana kadroya geçişi bir rövanştan sonra mı olacak, yoksa ana kadroya geçtikten sonra mı olacak ya sizce? Yoksa bence geçmeyecek mi? Şey. Yoksa geçmeyecek mi? Evet. Geçer. En kötü ihtimal. Geçer. Biraz felaket tellallığı var. RPG Rasmaya ne şov olduğu ve demiş. Furkan çok teşekkür ederiz RPG ekibine de böyle güzel bir çalışma çıkarttıkları için. Şimdi TNA'ya kaydık. Drew vs. Evet. Ben Buse'yi alacağım. O kadar güzel RPG'ye falan. Dur. Nate Diaz'ı arkadaşlar soracağız. UFC Bennett. Forumda kimse UFC hayranı olabilir ama kimse güreşin önüne alamaz lan. Arıyorum. Ara. Ha? Pardon, ha diye telefon açış neyi ifade ediyor? Abi ben daha kızım ha. Bak sen bu 800 erkeğin arasında takılmaya başladığından beri bayağı amcaoğlu falan oldun, farkındasın değil mi? Evet. Yani neyin... Yapacak bir şey yok. Yani cevabı neyi açıklıyor? Yani ben Netgear'ı seviyorum. Ya biz de seviyoruz da kardeş. Bunu... Sen Netgear'ı seviyorsun. Evet ya, ben insan olan herkesi seviyorum, o başka bir şey de. Sadece ben seveyim onu. Ah, Justin Bieber'ı da sadece sen sevecektin. Ne oldu? Bu hayal... Justin Bieber hayranı mı? Hayır. Ya. Eskiden öyleymiş de galiba. Eskiden öyle miydi? Ya. Kapa konuyu, kapa. Mustafa Ceceli seviyor mu? Sorsana. Mustafa Ceceli'yi seviyor musun? Onun konserine gittin mi sevmiyorum? Konserine gittin. Nerede oldu konseri? İnegöl'de. İnegöl neresi ya? Türkiye'de öyle bir şehir mi var? Var. Nerede, nereye bağlı? Nereye bağlı? Bursa'ya Artvin'e. Bağlı. Ha, Bursa'ya Bursa. Bağlı. Oğlum niye Karadeniz gibi kalmış? İnegöl köftesi falan diyorlardı. Evet. Başka bir Bursa. Köfteyle mi karıştırıyorum? Hayır. Oğlum Karadeniz'de yiyorlardı. Bir dakika. Barış Barut da İnegöllü. Hemen ayıp ediyorsun demiş. Kardeşim özür dilerim. Barut Bey, evet, Beleş'te o konser. Çünkü İnegöl'de olan konserlerin neredeyse %95'i. Evet. Akçaabat köftesi Trabzon Doruk Özkaplan, çok teşekkür ediyorum. Hafıza iyi olmadığı için karıştırdım. Ya bırak kültürsüz işte, köylü geç. Ay bana köylü. Direkt zeki. Kültür. Ay tam zeka -13 zaten, bu konu hakkında bir şey demiyoruz. Kime? Benimkisi de 8. Ya da 1500 takla atmış olabilirsin yani. Bunda ya şimdi bu kadar varsa gereği yok bence. Buse'cim şimdi biz Main Event konuşuyorduk. Main Event'ta Samoa Joe, biliyorsun senin ikinci aşık olduğun adam. Neyden sonra? Konulara girmeyeyim çünkü hiç izlemedim.
İzle izleme Samoa Joe'yu biliyorsun. İkinci aşk olduğun adam o evet. zaten. Hayır. Ne demek hayır? Hayır? Önce evet hayır. demedi mi? Evet dedi. Bir saniye. Ne? Buse Batal değil artık Buse Beleş diyorlar sana. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yalnız üzüldü ha fark ettin mi? Evet fark ettim Talha özür dileyeceğim şimdi. Lütfen biraz daha özgün konuş. Buse. Evet. Niye Samoa Joe'ya aşık olmadığını sorabilir miyim? Çünkü net yazmış. Tamam ikinci oldun. İkinci aşık oldun o olsun diyorum sana. Hayır. Ha, yedek sevgilisi işte. Talha diyor ki yedek sevgilisi işte ne olacak diyor. Ne? Yedek sevgilisi ne olacak diyor. Yedek sevgilim düşünmedim. Kim? Düşünmedim. O şimdi da netli yazılmış. Yedek sevgilisine çok ağır bir cevap gelecek gibi bekliyorum da. Demediğin için teşekkür ederim Buse. Kesinlikle. Benim tek aşkım netli yazmış. Tamam yedek sevgili olmadık beyler Allah'a şükür. Bak bugün bu kadar düşmedik yani. İnşallah Talha sen olursun. İnşallah kimin? Birinin yedek sevgilisi olursun Talha. Sen buna inanıyor musun peki? Ya bu çocuğun kendini David Beckham sanması beni mahvediyor ya. Efendim? Barış Barış İnegöl'ü biliyormuş. Oha Mahmut diye dedi. Oha. İnegöl'ü siz buluşursunuz da şimdi. Hayret bir şey. Abimin oraya gel. Olmadı kültüre gel. Bak işte. Burası randevu verme alanı mı kardeşim? Bak sana bir şey soruyorum. NXT mi, UFC mi? Charlotte diyorum bu sefer. Hayır, NXT yazdım, Charlotte dedim bak lütfen. Sen Charlotte'a da aşıktırsındır kesin. Aşık değilim, sadece seviyorum. Tavla seviyorum yani. Aa, benim eski sevgilim de demiştim ona. Yalnız chatbox'ta bana sen sıcak sohbet attı mısın, sen çöp çatan mısın diyorlar senin yüzünden. Farkındasın değil mi? Ya ama ya. Evet Alpcan, yönetim kurulu başkanımız Buse niye Instagram'da dönmüyor dedi. Dur dur. Ya siktir gidin ya Allah Allah. Hayret bir şey bana ne Hamidiye. Hamidiye su markası bu arada Tala uçakta verip duruyorlardı. Ya bizde de var. Hayret bir şey ya. Bana da dönmedi unfollow'luyorum. Takibi bırakıyormuş. Bırakın kardeşim. Hak ediyor. Tamam anlıyorum. Kız nüfusa hak ediyor. Sen kesin beni de takipten çıkmışsındır. Hayır. Emin misin? Evet. Kontrol edeceğim ha. Evet. Duyarlı. Tamam teşekkür ederim o zaman. Sen Instagram'a girmedin için. Ben mi? Girmiyorsun. Oğlum her fotoğrafını like'ladım. Daha ne istiyorsun hayvan? Hayır. Like'lamadım. Tamam şimdi girip like'lıyorum o zaman. Hayır like de kapşal. Özür dilerim o zaman like'layacağım. Neyse. Son demek istediğin şey ne? Kapatıyoruz radyoyu. Buradan net Diaz'a tebrik yolluyorum. Yeter ya. Net Diaz. Net Diaz'ını başına çal ya. Kafana net Diaz düşer inşallah. İnşallah. Tamam. Başka kimse değil. Görüşürüz canım hadi. Buradan net Diaz'a sevgilerim de böyle kocaman ay. Sevgilerimle kalplerimle. Ay. Net Diaz I love you. Ay. Bay bay. Gale TV'de şey demişlerdi bir ara buradan 80 milyona sesleniyorum diye. Yani. Onun gibi oldu. Radyoyu banttan dinleyecek arkadaşlara acıyorum ya. Radyonun yarısı net Diaz muhabbetiyle geçti. Bence yaz ha kimse dinlemesin. Çok gereksiz oldu. O zaman kimseye laf etmiyorum. Kendime laf ediyorum bu arada. Joe'yu estağfurullah. Joe'yu şey yapalım arkadaşlar. Bir ana kadroya nasıl çıkabilir? Çıkamaz mı? Ya, yoksa rövanştan sonra mı çıkar? Hemen mi çıkar? Bugün mü çıkar? Hadi lan. Spoiler atalım rövanş biraz ortaya. Rövanş olur mu sence? Rövanş niye olmasın ya? Oluyor abi hep oluyor başka ya. Başka birini çıkaracaklar gibi oluyor. Geliyor bana direkt ana roster. Çünkü ana kadroya Nate Diaz'ı döverek çıkar demiş. Nerede o günler? Ya adam kazandı adam mı konuşmuyoruz? Onu konuşacak daha 8 ay var. Mom seni, mam seni. Sorun yok.
Konuşuyorum ben Nakamura'nın her zaman. Kevin Owens gibi bir yakışıklı varken Nate Diaz kimdir? Kesinlikle katılıyorum ya. UFC'yi WWE'den ne bileyim güreşin önüne koyan, güreşten çok sevenler bu forumdan sağ üstten çıkış yapsın kardeşim. Admin Mevlana sözleri paylaşır mısın? Hunter'ın TNA'den çalmasını konuşun. Captain of Population hoş geldin Ege. Bitiriyoruz o çalmaya da bir şey söyleyeceğim. Resmen Dortmund Bayern Münih ilişkisi var artık. Olsun TNA'de, abi TNA'de tutsun bana ne? Kimse ağlamıyor yani. Dortmund'un haline. Biz mi ağlayalım TNA'yı? Lol. Hiç. Umarım sürekli çıkarırlar abi. Şu anki durum çok güzel. Ya Caner'in kim havlulu fotoğrafını, bornozlu fotoğrafını attı ya. Allah cezanızı verecek ya. Buse'yi mispot alalım da Barış'la takılsınlar Mossad'da. Ya Alp. Ay. Ciddi bir şey yazmıştı diye okudum yazmamış. Neyse çok selametle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Chatbox aktif. İmam hatipler kapansın. Yakalayamıyoruz. İmam hatipler kapansın dedi. Evet. Yok Şafak bu arada saygılar sevgiler. İnşallah SummerSlam yapmaya kalkışmamıştır dedi. Ya kalkışmadım. Zaten SummerSlam'i size bıraktım. Herkese selametle. Talha buyur konuş abi son sözler. Abi imam hatipler kapatılsın dedim ben bu kadar. Bu arada Buse ile Nate Diaz da evlensin bari. Hani çocuktan mutlu olsun. mutlu mesut aileler kursunlar. İyi. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Herkese dinleyen herkese teşekkürler. Şeyde de bana oy atın ha. Akrostiş'te de. Hepiniz de mobil aplikasyonu yükleyin. Hadi eyvallah. Niye mobile sardın lan? Bilmem. Reklamdan para alıyor mu? Yoo ne reklam abi ya.